Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte keçeden kalem kutu yaptım. Umarım beğenirsiniz. Umarım size faydalı bir video olmuştur. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar, yapımımıza geçmeden önce size malzemelerimizi tanıtalım. İlk malzememiz bir makas, bir iplik, düğme. İlk tanesi iğne. Bir tanesinin gerekli olması şart. Diğerini benim gibi top iğne de alabilirsiniz. Ya da bunun gibi yine bir iğne de alabilirsiniz. Ve son olarak da A4 boyutunda veya istediğiniz boyutta bir keçe lazım. Evet, önce iğnemize ip geçiriyoruz. Bu ipin boyutunu size şöyle göstereyim. Keçemizin bir ucundan diğer ucuna gelecek kadar. Yani bir tık daha fazla olmasının önemlisi. Şöyle göstereyim. İp burada başlıyor ve keçemiz böyle devam ediyoruz. Burada bitiyor. Bu benim için ideal bir yaş. Ama sizin için nasıl olsa bilmiyorum. Hemen ipimizi de geçirelim. Evet. Geçirdik. Sonra bu iki ucu böyle eşitliyoruz. Sonra bu iki uçtan birini alıyoruz. Dikişimizin sağlam olması için böyle birkaç kez düğüm katacağız buna. Ben en ideali olarak 4-5 kere düğüm katmayı öneriyorum size. Düğüm biraz iyi. Evet, gördüğünüz gibi tam 5 kere düğüm kattım buraya. Şöyle. Şimdi alıyoruz keçemizi. İpimizi bir kenara koyalım önce. Keçemizi alıyoruz. Siz istediğiniz boyutta katlayın. İster böyle böyle katlayın. Tam 3 eşit parça bölünmüş olsun. İster böyle küçük bir kapak yapın. İster şeyden daha büyük, devasa bir kapak yapın. Şöyle. Ama ben eşit olması için böyle yapacağım. Evet. Şimdi şuradan ya da şuradan, şu uçlarından dikiş yapacağım. Ama ben bu tarafı dikerken bu tarafın kaçmaması için buraya bir iğne geçiriyorum. Şöyle. Ne gösterdim, top iğneye geçiriyorum. Sonra ipimizi alıyoruz. Yine eşitleyeyim. İpimizi aldık. Şimdi bunu şöyle buradan şöyle geçiriyoruz. Şuradan geçireyim. İğnemiz tam dışarı çıkmamışken bu düğümsüz olan ucumuzu alıyoruz. Şöyle. Birkaç kere böyle etrafında doluyoruz. Şöyle çıkıyorlar çabuk. Etrafında doluyoruz. Sonra bu şeyimizi çıkartıyoruz. Şöyle olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi bu görüntü oluştu. Şimdi benim ipim kısa gelecek. Sonra yine bu işlemleri yapıyoruz. Ben şu şekilde yapıyorum. İlk kez geçirerek yapıyorum. O yüzden düğümün daha doldurması gerekiyor. Böyle bir bakın. Biraz aralık bırakarak yapıyorum çünkü ipin bitince. Ya da şöyle tekrar geçiyorum. Ve son yerimiz şöyle. Bunu buradan böyle geçiriyorum. Sonra bir daha atacağım. Son kalan ipimi. Ve buraya da sıkı bir düğüm katmak gerekiyor. Onun için ipimizi buradan kesiyorum ben. Şöyle. Evet, şimdi buraya bir düğüm katıp gidelim. Evet, düğümümüzü attık. Sonra burayı çok güzel olmalı şekilde şöyle kesiyoruz. Sonra burada kalan ipimiz var. Bunları böyle kesiyoruz. Şurayı da şöyle keseyim. Evet. Gördüğünüz gibi dikişimiz oldu. Böyle çok böyle keçeyi yırtacak kadar çok böyle çekmezsek gayet sağlam bir dikiş. Hatta göstereyim. Çekiyorum şu anda ama bir şey değişmedi. Sonra burayı çıkartayım. Şöyle bunu buraya takayım çünkü burasını da çok hareket ediyor kendisi. Ya da hiç tutmayacağımı bildiğim için şöyle çıkartalım. Ve şimdi tekrar aynı boyutta ip geçirip burayı daha yapalım. Dikip. Burada da aynı işlemleri yaptığımız için buralara geçiyorum. Dikip gelip. Evet, gördüğünüz gibi burayı da diktim. Şimdi ipi kesip tekrar düğüm katacağım. Evet, düğümlerimi attım. Bazı kalan ipi kesiyorum. Sonra burada kalan bazı ipleri kesiyorum. Bunu da bir düğüm katmam gerek.
Şöyle. Evet. Şu iğnemizi çıkaralım. Şimdi hesaplama yapalım. Bunu da sağlamını göstereyim size. Çıkma. Diğer tarafı tekrar göstereyim. Gayet sağlam dikişler. Sonra böyle katlıyoruz. Düğmemizi dikeceğimiz yere hesaplayalım. Düğmemizi alalım önce bir. Şurada olursa güzel durur. O zaman şuradan şuraya bir tane delik açalım. Evet, burasıymış. Böyle düğmemizi de buraya dikeceğiz. İpimizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar, düğmemizi diktim. Size göstermeye gerek duymadım çünkü zaten uzun ve kolay bir dikiş yöntemiydi. Yani düğme dikmek. Bunu şöyle ayarladım ve diktim. Tam ortaya olmamış olsa da bence iyi bir yere diktim. Size tekrardan göstermek istiyorum. Bakın dikişlerimiz sağlam. Bu görüyorsunuz sağlam. Şimdi yapacağımız son bir şey var. Bunu böyle ayarlayıp buradan makasla kesmek. Ben şöyle şuradan şöyle bir kere keseyim. Tekrar ayarlayayım. Çünkü yanlış yeri veya fazla kesersek gitti yani bütün emeğimiz. Çok fazla kesmemeye dikkat ediyorum. Evet, böyle şey yaptım. Şimdi bakın, bunun geçmeyeceği kesin bir şey. Zaten bu cüzdan veya kalem kutu olarak da kullanabilirsiniz. Yani bunlar acil durumda açılması gereken şeyler. O yüzden birazcık daha kesiyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Fazla keserseniz bütün emeğiniz gider. Şöyle yapacağım. Şuradan şöyle keseceğim. Şöyle. Eğer gelirse. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi videomuz bitti. Kalem kutu veya siz nasıl kullanacaksanız, kalem kutu diyorum ben. Kalem kutumuz da böyle oldu. Bu videoyu tam 3 günde yaptım. Emeğe saygı olarak bir like'ınızı, bir abone olmanızı alırım. O zaman ne diyorum? Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.